Sultan Süleyman Han Hazretleri. Hünkârım, bir seferden daha zaferle döndünüz. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Hoş buldum Fatma. Çekilebilirsiniz. Hünkârımızın hali hiç iyi değil validem. Mutlaka bir şey olmuş. Yol yorgunluğu olsa gerek. Öyle değil mi validem? Sizler de ailenize gidin. Sen kimden? Neyi saklarsın? Hüsam Paşa, bana hakikati söyle. Sultanım, boşuna telaş ediyorsunuz. Şehzademizin de dediği hasta gibi... Hasta olduğunu biliyorum. Siz nasıl? Ne oldu? Neyi var? Anlat. Hünkârımız ordugahta herkesin gözünün önünde yere yığıldı. O vakit öğrendik ki rahatsızlar. Yol boyunca da ateşler içindeydi. Nedir bu illet? Ayaklarında şiş ve iltihaplar mevcut. Hekim başının söylediğine göre nikriz. Bir tek o da değil. Ateşli bir hastalığa da yakalanmışlar. Ateşli mi? Hekimler henüz ne olduğunu bilmiyor. Hastalığın seyrini bizden başka bilen yok. Bilmeyecekler de. O vakte kadar biz tedbirimizi alıp hazırlıklarımızı yapmamız lazım. Ne tedbirinden bahsediyorsun sen? Ne hazırlığı? Allah korusun. Emri hak vuku bulursa şehzademiz Beyazıt'ın sulh içinde tahta çıkmasına... Ağzından çıkanı kulağın işitiyor mu senin Rüstem Paşa? Hünkârımız ölmeden toprağa mı koyacaksın? Bağışlayın sultanım. Lakin hastalık ciddi. Ölüm tehlikesi olabilir. Bir vezir-i azam olarak her şeyi düşünmem icap eder. Düşünme. Silak bu ihtimali kafandan. Zira hünkârımız iyileşecek. Çaresini bulacağım bu illetin. Cehennemin yedi kat dibinde olsa bile o çareyi bulup çıkaracağım. Çekil önümden Lokman. Bağışlayın sultanım. Hünkârımız istirahat ediyorlar. Katiyen alamam içeri. Her şeyi biliyorum. Hünkârımızın vasiyetini. Sefer esnasında başına gelenleri. Şimdi. Çekil önümden. Yoksa kelleni alırım senin.
Nasıl girersin içeri? Lokman? Değil Lokman. Bütün cihan önümde dursa da nafile. Yıkar geçerim. Süleyman. Saadetim. Yıldızım. Sebebi varlığım. Canım. Canıma padişahım. Hasretinden yanmış. Yanıp da kül olmuş bu zavallı kuluna acı. Merhamet et. Bırak da yanında kalayım. Hiç olmazsa bu mübarek elini tutayım. Süleyman. Afife bana her şeyi anlattı. Demek Afife beni dinlemedi. Emirlerimi hiçe saydı ha? Süleyman. Afife vefat etti. Ne? Afife öldü mü? Hakkı rahmetine kavuştu. Nasıl oldu? Bir kazada kaybettik. Son nefesinde bu sırrı paylaştı benimle. Yanında olup derdine derman olabileyim diye. Nasıl oldu bu kaza? Rahmetli Şehzademiz Mehmet için vakfımda Kur'an okuttum. Oradan camiye giderken oldu. Sokağın içinde bir inşaatın tepesinden yağmur gibi taşlar yağdı üzerimize. Sen nasılsın peki? Şükürler olsun. Rabbim korudu. Beni sana bağışladı. Tıpkı seni bana bağışlayacağı gibi. İstirahat etmelisin Süleyman. Sana ellerimle bakacağım. Saatine kavuşman. Eski haline, saadet dolu günlerimize dönmen için ne icap ediyorsa yapacağım. Hatunlar yeter. Çıkabilirsiniz. İyi olacaksın Süleyman. Dertlerine derman bulabilmek için bütün hekimler canla başla çalışıyor. Yüce Rabbim bu yataktan çıkmayı nasip edecek mi bana? Elbette nasip edecek. Elbette kalkacaksın.
Ve bu yüce devlete sana ihtiyacı var. Sebebi bu ateşin ekinbaşı. Yok mu kurtuluş bu illetten? Elimizden geleni yapıyoruz şehzadem. Sefer vakti vücut hayli yorgun düştü. Toparlanması vakit alacaktır. Dua edelim de daha fazla kötüleşmesin. Sultanım. Beni görmek istemişsiniz. Gel benimle. Şehzade Mustafa'ya haber ver. Bağışlayın sultanım. Anlamadım. Ne maksatla haber vereyim? Payitahta gelmesi için icap eden mektubu yolla. Siz
Ne dediğinizin farkında mısınız? Hünkârımızın arzusu bu. Onun adını sayıklıyor. Buna mani olamam. Bu tahtı Şehzade Mustafa'ya altın tepside sunmak olur. Tek bir yanlış karar, tek bir gaflet istikbalimizi karartabilir. İktidar, taht kıymetli. Lakin benim için hünkârımızın isteği her şeyden daha mühim. Hele ki alay sirkesi. Bu son isteği olacaksa. Şehzade Mustafa'yı payitahta çağır. Merheminizi hazırlayıp geleceğim hünkârım. Gel. Hünkârım, sultanım. Bu haberi vermekten icap duyuyorum fakat bilmeniz icap ediyor. Söyle. Turgut Reis, kaptanı Derya Mehmet Paşa'nın emirlerini hiçe sayıp 80 parça kadırga ile Sarayburnu önlerine demir atmışlar. Sümbülağa geldiler. Gelsin. Sultanım. Sultanım, tüm şehir çalkalanıyor. Hünkârımız ilan edildiği üzere camiye gelmeyince... vallahi dedikodunun bini bir para. Kıyamet koptu kopacak. Süleyman!